Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem çok pratik hem de ekonomik çok lezzetli bir tarif yapacağız. Brownie tadında ıslak kurabiyeler yapacağız. Acil bir misafiriniz geleceği zaman da kullanabileceğiniz gerçekten çok güzel bir tarif. Şimdi yapımına başlayalım. Bu arada ben tarifte tereyağı kullandım ama eğer elinizde yoksa aynı oranda margarin de kullanabilirsiniz. 125 gram oda sıcaklığında tereyağı, 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 çay bardağı sıvı yağ, bir tane de yumurtayı bir kabın içerisine alıyorum. Bu arada isterseniz tereyağı ve margarini de yarı yarıya kullanabilirsiniz. Bir paket şekerli vanilin, bir paket kabartma tozu, bir küçük pakette yani 25 gram kakao ekliyorum ve hepsini yoğurmaya başlıyorum. Unu yavaş yavaş ekliyorum. İlk olarak 2 su bardağı ekledim. Kulak memesi kıvamında ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak. Toplamda 3,5 su bardağı kadar un aldı. Genellikle bu hamur 3,5 ile 4 su bardağı arasında un alıyor. Dikkatli bir şekilde ekleyebilirsiniz. Daha sonra hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyorum ve elimde yuvarlayarak tepsiye koyuyorum. Tam bir tepsi dolusu kurabiye çıkıyor bu ölçülerden. Hepsini yuvarladıktan sonra önceden ısıtılmış 175 derece fırında kurabiyeler iyice sertleşip çatlayana kadar pişiriyorum. Kurabiyeleri fırına koyduktan sonra şerbetini yapmaya başlıyoruz. Bir kabın içerisine 1 su bardağı toz şeker, 1,5 su bardağı da soğuk sütü ekliyorum ve karıştırıyorum. Şerbet bu kadar. Hiçbir şekilde pişirme işlemi yapmıyoruz. Bu şekilde soğuk şerbet kullanacağız. Kurabiyeler şu anda pişti. 3-4 dakika boyunca dinlenmeye bırakıyorum. İlk sıcaklığının çıkmasını bekliyorum. Şimdi kurabiyeleri soğuk sütün içerisine koyuyorum. Burada çok fazla beklemenize gerek yok. Zaten çok beklerseniz sütü çok fazla çeker ve kurabiyeler dağılır. O yüzden kurabiyeleri sütün içerisine koyduktan sonra 5-10 saniye kadar beklemeniz yeterli. Gördüğünüz gibi hemen ters çeviriyorum. Üzerlerine birazcık süt gezdiriyorum ve servis tabağına alıyorum. Zaten bir kez yaptığınız zaman ne kadar beklemeniz gerektiğini anlayacaksınız. Dediğim gibi 5-10 saniye sütün içerisinde tutmak yeterli oluyor. Diğer kurabiyeleri de aynı şekilde sütün içerisinde bekletiyorum. Bir tanesini fazla beklettim. Gördüğünüz gibi dağıldı. Soğuduktan sonra üzerlerine biraz dekor olsun, biraz da çikolata lezzeti daha yoğun olsun diye kahvaltılık çikolata sıkıyorum. Nutella kullandım bu arada. Kıvamını görüyorsunuz zaten bayağı sıvı. Dekor yapmak için biraz rulo çikolata, çilek ve kırmızı meyve kullandım. Bu arada bunları yapmak zorunda değilsiniz. Ben tamamen şu an size fikir olması amaçlı gösteriyorum. En son biraz daha toz Antep fıstığı serpiyorum. İsterseniz direkt Hindistan ceviziyle de süsleyebilirsiniz. Bitmiş hali bu şekilde gerçekten çok pratik, hemen hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir tarif. Şimdi hemen içini de göstereceğim. İçi de bu şekilde ıslak ve yumuşacık oluyor. Tıpkı brownie gibi çok çok güzel. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.